Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yeni yasama yılının eşitlik, özgürlük, adalete hizmet etmesi dileğiyle herkese sevgi ve saygılar. Evet, çocukları aç, gençleri işsiz, yaşlıları hasta olan bir ülkede çocukların açlığına, gençlerin işsizliğine, yaşlıların hastalığına sanal çözümler arayan siyaset, elbette ki sanal kavramlar kullanıp epistemolojik kopuş, nöroekonomi gibi ultra entelektüel kavramlarla toplumu uyutmaya çalışacaktır. Dayatılmış bir yoksulluk var burada. Çocuğa dayatılmış bir yoksulluk ve mecburi bir yoksulluk. Mahkum olunmuş bir yoksulluk. Bir öğretmen olarak çocuğun sınıftaki adaptasyonuna yıllarca tanık olan ya da adapte olamama durumuna yıllarca tanık olan bir öğretmen olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Beslenme bozukluğu, beslenme yetersizliği olan bir çocuğun ne öğrenmeye, ne okula, ne derse, ne yaşama, ne sevgiye adaptasyonu mümkün değildir. Bu bir sevgisizlik sorunudur, bu bir demokrasi sorunudur, bu bir insan hakları sorunudur. Bakın, velilerin kayıt masrafı, velilerin okul kıyafeti masrafı, kırtasiye masrafı, servis giderleri ve benzeri eklendiğinde ve velilerin çalışma koşulları, aldığı ücretler dikkate alındığında Türkiye'de öğrencilerin çok büyük bir bölümünün açlığa mahkum olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Bu edinilmiş bir çaresizliktir ve bu çaresizlik karşısında hükümetin ve yetkililerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın ve belediyelerin bir duyarsızlığı, bir umarsızlığı ve maalesef ve ne yazık ki bir aymazlığı söz konusudur. Bunun giderilmesi şöyle telakki ediliyor, işte yardımseverlik, semirtilmiş, zengin edilmiş yandaşlar aracılığıyla okullara bir yardımseverlik. Yardımseverlik değil sosyal devlet, yardımseverlik değil hakları ve özgürlükleri düzenlenmiş bir devlet, demokratik bir eğitim, insan haklarına, çocuk haklarına, beslenme, barınma, ulaşım hakkına riayet eden bir devlet anlayışı. Bakın, beslenme, barınma ve ulaşım hakkına riayet edilmiyorsa o ülkede özgürlüğe, eşitliğe, adalete hiçbir şeye riayet edilmez ve bunların üçü topluma karşı işlenmiş bir... Tamamlayın sözlerinizi. Teşekkür ediyorum. Şimdi ekonomi üzerine yorum yaparken Louis Althusser'den aşırdığı epistemolojik kopuş kavramıyla, ki Louis Althusser bunu Marksizmin güncellenmesi anlamında kullanmıştır. AKP'liler bir kavram kullanacağı zaman ya solculardan ya sosyalistlerden ya yurtseverlerden devşiriyorlar. Çünkü politik literatürlerinde entelektüel siyasal bir kavram yoktur. Sadece günlük bir iki cümleyle, bir iki kelimeyle konuşacak kadar siyaset yetisine sahiptirler. Louis Althusser'den devşirdiği epistemolojik kopuşu kendilerinin zulümden epistemolojik kopuş yapın, faşizmden, inkarcılıktan, tekçilikten, toplumu yoksulluğa mahkum etmekten, topluma zulmetmekten bir epistemolojik kopuş yaparsanız halk belki biraz dikkate alır sizi. Saygılar sunuyorum.